yazımız içimde kalırsa patlarımcılık sendromundan mütevadiyen bir fikir beyanında oturduğu yerden hararetle konuşması yetmezse eğer içinden konuşmaya devam edebiliyor. Bunu gözlerimizde gördük hafta içerisinde. Tabii ki iddiası çenesiyle yarışır bir yarışmacımız aynı zamanda Meral Avcı podyumda. Performansın da konuşman gibi hiç bitmeyecekmiş gibi geldi bir an. Kılıçlarım kırıldı. Kırıldı mı? Kılıçların mı vardı? Onları kimler aldı? Ne oldu? Kapıyı sıkıştı. Jelatini yırtmaya çalışırken bayağı biraz sert vurdum sanırım. Parçalandı. Peki role bürünmüşsün demek ki. Evet. Kimi canlandırıyorsun sen? Ben Elektra'yı canlandırıyorum. Elektra'yı canlandırıyorsun. Karakter hakkında bize bilgi verebilir misin? Elektra doğaüstü güçleri olan. Evet. Aynı zamanda çok iyi savaşan. Ve iyilerin yanında olan. İyi bir karakter. Sevdiğimiz süper kahramanlardan biri diyorsun. Evet. Neden onu tercih ettin? Biraz kendime yakın buldum diyelim. Nesini? Biraz keskin. Doğru cümleyi bulmayı istedim. Aa sen. Çalışıyorum. Düşürdüm. Hala düşünüyorsun. Bak etrafta öyle karakterler her zaman şöyle veren bir kadın. Öyle karakterler her zaman dikkatimi çekmiştir. Açıkçası. Öyle karakterler. Evet. Yani bir fantastik filmde oynamayı seçseydim Elektra gibi bir karakterde olurdum diyebilirim. Tamam, topla gel. Gel bakalım bir soralım. Olmuş mu, olmamış mı? Zeynep. Talihsizlik yaşamışsın. Kılıçlarım vardı. Bir boş geldin bana. Ben bayağı bir ışıldadığım için ve parıldadığım için sen bayağı bir boş gelmen tabii ki de normal ama ne bileyim ben çok yani o fotoğrafa baktığım zaman daha sert gözükmeni, daha sert hareketler yapmanı yapsaydım daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Sertten kastın ne? Hani savaşçısın ya, evet. Hani daha keskin hareketlerle onu daha çok geçirebilirdin diye düşünüyorum. Hani daha böyle yumuşak hani yürüyüp iki salınıp bir daha devam ede. Hani yumuşak kaldı hareketlerin, savaşçı senin gibi. Nasıl yürüdüğünü çok merak ettim gerçekten. Allah içeride istersen vereyim, bir de sen yürü. Hangimiz daha iyi yürüyorsak hediyem olsun, elbiseyi de sana verebilirim. Teşekkürler. Bahar. Sert derken devam edeceğim. Peruk'un Şirine'nin siyahı olmamalıydı. Şirine'ninkinin siyahı olmamalıydı mesela. Ben de çok etkileyici bulamadım seni.
Sert'le Peru ne alakası var Bahar? Tercih ettiğin şey kadar keskin çizgilerle görünmüyorsun burada. Tamam, teşekkürler. Saçların Şirine'nin Peru'nun siyahı. Ve o değil yani. Bilmiyorum, ben beğenmedim. Teşekkürler. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Galamız. Bu da üçüncü tulumun. Ben çok sıkıldım. Herkes de kendi sevgisi olduğu için karşısındaki insanları da böyle algılıyor. Bahar, seni seven kimse yok mu burada? Var. Her gelen bunu söylüyor. Dedim aşka davet ediyor. Oo. Bir de baktım ki hımbıl hımbıl bizim Yağmur geliyor. Öyle. Ağlaması da böyle bak. Anne! Anne! Hoş geldin. Hoş buldum. Bu Elektra'yı kendine çok yakın hissediyormuşsun ya. Benzeştirdim diyelim. Okay, o da rüküş bir kadın mıydı? Rüküş bir süper kahraman. Özel hayatını araştırmadım. Özel hayatında öyle mi? Ben beğendim. Hani çok bildiğim bir karakter değil. Anladığım kadarıyla savaşçı bir kadın. Sen de savaşçısın. İnşallah modada da savaşırsın. İnşallah. Bahar, sen yandın. Bir tarafında Şahmeran, bir tarafında Elektra. Bence de çok korkuyorum. Bütün kötülerle ben savaşacağım. Sen ikisini çıldırtabilirsin ve gecenin sonu senin için iyi olmayabilir. Ben seni korurum. Teşekkür ederim. Ben bizi seni Bahar'dan korurum. Kim koruyacak peki? İşte şimdi oraya gelecektim. Onu da yapacağız artık el birliğiyle. Puan vereyim. 8. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi Meral'cığım, Elektra van bir karakter ve vücudunu şekil göstermek o güzeline ve hakikaten savaşçı, iyi bir savaşçı bir karakter yapmalısın. Sen üstündeki bol bir bluz giymişsin. Keşke korse gibi sarsaydın seni. Keşke o eti kısım olmasaydı Jennifer Garner mı oynadı? Pantolon olsaydı, onu biraz daha böyle maskülen, cool. Çizmelerin pantolonu değil mi? Çizmelerin. Evet, aynı. Maskülen, cool tarafta yapsaydın o Elektra'nın yorumu. Çünkü şu anda üzerindeki başka yer olursa Elektra haberin olmaz. Yani yeşil mesele olursa Bahar Kraliçe olabilirdin yani. Aslında neyse, Bahar'dan... daha farklıydı ama aslında diye bir şey yok. Böyle. Çizmelerini beğenmedim, kalın gösterdi bacaklarını, duz olduğu için seni bastı. Vamp olmalısın, bu karakter vamp bir karakter. Çok şeyde kalmışsın, ne bileyim. Ama tekrar emek vermişsin. Emek için 8 veriyorum. Çok teşekkür ederim. Meral'cığım, Ivan'a gerekenleri söyledi ama ben o kostüm partisinde seni gördüğüm zaman... Elektra mı değil mi derdim. Neden derdim biliyor musun? Onun saçları kahkül ve dümdüz çalı gibi iner, şuraya da görülmez. Şekil ağda görüldüğü gibi. Senin giydiğin kıyafetinin saçları o. Kötü müsün, değilsin. Proporsiyon detaylarını zaten arkadaşım söyledi. O çizmeler falan böyle dümdüz zıpkın gibi olmalı. Dümdüz o bel incecik görünmeliydi. Ama kötü değilsin. Teşekkür Bakarım ederim. Sana kostüm partisinde. Ama saçlara bir daha dikkat et bunu yaparken. 8. Çok teşekkürler. Meral, hoş geldin. Hoş bulduk Nur Hanım. Beni heyecanlandırmadın. Daha baskın, daha güçlü, daha heyecanlı bekliyordum seni. Değişik geldin tabii. Bir roman kızı gibi geldin ya, kırmızılar içinde. Vallahi
Altına bir çiçekli bir etek giyseydin. Keşke aman romanların kraliçesi olsaydı. Daha güzel olurdu. Kırmızı çok güzel rengi kırmızının. Makyajı da kırmızılar baskın falan. Baskın bir kırmızı. Baskın bir kırmızı ben çok severim. Performansını sevmedim. Heyecanlı mısın? Kılıçlarım gidince kılıç hareketlerini yapamadım. Ben de kendimce bir şeyler yapayım dedim. Öyle oldu. Demoralize oldu. Ah Meral, ah hayalperest Meral. Bir gün dedim ki sen hayal kurar mısın dedim. Hı. 3 dakika sonra ağladı. Öyle mi? Çok mu hayal kuruyorsun? 8. Çok teşekkür ederim. Evet Meral'cim fikrin güzel tabii ki. Ama hep katılıyorum yani çok vamp bir kadın bu. Bir de savaşçı bir kadın. O bütün vücut kostümleri üstünde yapışı olması gerekiyordu. Böyle bir sıkı olması lazımdı. Daracık. Daracık olması. Fikrin çok güzel. Heyecanlandım Nur Hanım. Ben söyledikten sonra mı ağladın? Hayır ağlamadım. Ağlıyor gibisin burada. Kız 10 bekliyordun da 8 verince mi ağladın? Hayır. Bence 5 bekliyordun 8 ağladın. O zaman niye ağladığını söyleyecek. Evet Hakan Bey gibi daha düşük bekliyordum. Yok. Ne oldu? Yok. Gel. Nereye? O kapı isteyince açılmaz. Ya ama böyle olmak görünmek istemiyorum. Ama tamam da niye ağladın bir söyler misin? Ha? Çünkü sorunları oldu. Kostümümle ilgili de. Kostümle ilgili sorunlar ya tam oldu. İvana Hanım'ın sizlerin yaptığınız gibiydi ama... Yani istediğiniz gibiydi ama... Tamam hayatım. Ama bunun için ağlanır mı? Hayır ama arkada gerçekten çok heyecanlı. Ama fikrin çok güzel. Sen Meral'cim fikrin bir kere çok güzel senin. Fikrin çok güzel ya ama. Ya ben gerçekten kusursuz olsun. Şuraya geçer misin? Beni sinirlendirme. Gel. Haftaya olursun Meral'cim inşallah. Aşk kalırsan. Olsun. Ama bunu ay Meral. Ben de dedim ki bir şey mi var? Teşekkür ederim. Ay bunun için ağlanır mı? Bir de... Ay Meral yanlış görmüşüm ben 2 verdim. Ya şöyle. Allah şu mikrofonu indir. Gözün ağzına. Altında. Ay Allah Meral. Dert vermesin ya. Amin haklısınız. Ya gerçekten çok kusursuz ve özenli hazırlandım. Kılıç hareketlerim olsun, hareketlerim, kostümüm olsun. Ama işte bir aksilik oldu. O zaman bak o zaman o aksiliklere baştan düşüneceksin, evet, önlem alacaksın. Bundan sonraki. Bugün ilk yarışma günü değil. Evet. O aksilikleri biliyoruz. Ona göre davranıyor olacağız. Ben de eyeliner'ımı çok kalın çekmişim. Bir ağladım. Yani bunun gibi bir şey oldu. Doğru. Bunun gibi bir şey olmuş oldu. İlahim yani. Ama en güzel kırmızı enerjisi. Hiç olmazsa bir enerji verdin. Fikir bir kere çok güzel. Fikrin çok güzel. Tabii, yani ama olabilir böyle bir şey. Ayrıca sen yarışmadasın. Sen yarışmayı böyle kalkıp gidersen yarışmayı baştan kaybedersin. Sakın böyle bir şey yapayım deme sakın. Evet, aynı. Sen yarışmak moralı için düşmesin. Geldin buraya. Böyle bir şey yaparsan rakiplerine koz vermiş olursun. Sakın böyle bir şey yapayım deme. Gidiyor sakın. Musun? Her zaman güçlü olmalısın. Hep güçlü. Tabii gidiyor musun? İçin sızlamadan bizi yakıyor musun? Meral hiç ağlamıyor normalde. Yani güçlü bir karakter. Evet ben aslında. Öyle gördüm. Ekranda da ağlatıyor hayatım. O da senin yılan bayağı dansını uyguluyor. Şoklu Meral. O şeyler. Ama yani biraz önce Bahar da aynı şey. Ben de kendimi hissetmiyorum dedi ama hiç ağlamadı. O da aynı şekilde. Biraz arkada yetiştiremeyeceğim olmayacak. Heyecan. Bir de kötü görüneceğim istediğim heyecan gibi olmayacak. O kadar çok şey oldu ki bir an yani özür dilerim hepinizden. Estağfurullah. Böyle oldu. Yok canım. Bu arada çok çalışmış. Gerçekten çok da prova yapmış. Evet belli zaten. Olur aksilikler hayatım. Önemli olan buradaki enerjini düşürme. Biz evet zaten ayırt edebiliyoruz kimin ne kadar özendiğini. Sen kostümü çizgi filmden, resimden alıp yaptırmışsın. Filmden değil. Evet. Yok. Filmden değil. Evet. Dergiden şeyden almış yapmışsın. Bizim de yaratıcılık katmamız istendiği için evet. Bu da uğraşını gösteriyor zaten. Yani görüyoruz biz bunu burada. Zaten çok iyi gördük yani. Bence fikrin çok iyi. Olabilir aksilikler. Ben sana... Ay bu Ümmiye'ye benzemiş bu. Çok severim onu. Vallahi çok Ümmiye. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok severim. Filiz. Ben de. Sevgili izleyiciler, bu podyumda
bu koltukların sahibi olan yarışmacılarımız, yani az kadromuz belli ama bu böyle devam etmeyecek. Karşılarına illaki dişli rakipler çıkacak. Yeri gelmişken hatırlatalım, eğer siz de bir stil sahibiyseniz yarışmaya başvurabilirsiniz. www.iştebenimstilim.com'dan başvurularınızı yapabilirsiniz. İşte bu hafta içinde gelen adaylardan biri canını fena halde sıktı ama o serin duruşuyla gönülleri fethetmeyi başardı. Bakalım iyi geçen bir haftanın galası da yüzünü güldürecek mi, hep birlikte göreceğiz. Tuğba İldiz podyumda.